Kilo aldırmayan tatlı da olur muymuş demeyin. Bal gibi de oluyormuş efendim. Tağman'ın Fit Mutfağı'nda Murat Tağman'dan enfes bir tatlı tarifi izleyeceğiz şimdi. Sadece 10 dakikada hazırlanacak bir tarifle sabaha zinde ve üstelik de tatlıyla başlamak hiç de zor değil. Sağlıkları ve formları değerli olanlar, nedir ne değildir için çok özel dizayn ettiğim Tağman'ın Fit Dünyası'nın bu bölümünden merhabalar efendim. Ben Deniz Murat Tağman ve bugün Tağman'ın Fit Barbeküsü'ndeyiz tekrardan ve sizlere vereceğim son derece yağ yakıcı, aynı zamanda kas bakıcı, metabolik tetikleyici, muhteşem bir sabah kahvaltı alternatifi ve çok pratik. İşte Tağman'ın Fit Mutfağı'ndan enfes bir sandviç tarifi. Meşhur Tağman Fit çilekli fit kolata efendim. Yani fit kolata benim dizayn ettiğim çikolatanın yerini bana hayatım boyunca verecek ve benim çikolata ihtiyacımı ortadan kaldıracak muhteşem bir fit alternatif. Ve aynı şekilde tatlı hissimi bastırıyor ve bunun en önemli özelliği son derece kas bakıcı olması. Hem kas yapıcı hem yağ yakıcı bu tarifin malzeme listesinde neler var peki? Tağman Fit çilekli fit kolata sandviçte neler var? Tabii ki de çilek. Ve burada 2 dilim çok tahıllı, tam tahıllı ekmek. Badem sütü, almond milk veya bulamazsanız soy milk da olabilir, unsweetened yani tatlandırılmamış olması önemli. Ve burada ise fit kolatanın ana maddesi çikolata aromalı saf whey protein isolate yani peynir altı suyu protein izolesi. Listeyi açıkladıktan sonra barbeküyü 200 dereceye getirerek başlıyor işe Tağman. Barbeküyü ısıttıktan sonra ekmekleri önce barbekünün içine kızarması amaçlı koyacağız birazdan. Hatta şimdi koyalım bunları. Bunlar kızara dursunlar. Ve geliyoruz çileğin faydalarına. Tamam, çilek. Çilek çok önemli, çok önemli antioksidan karakteristik property'leri olan bir meyve. Antioksidanlar bir sporla uğraşan bireylerin free radicals dediği serbest radikallerle savaşma özelliği ve hücre bozulmasını, hücre yenilemesine yardımcı olan çok önemli antioksidanlar adı üzerinde. Tağman'ın Fit Mutfağı'nın en önemli özelliklerinden biri de her şeyin son derece pratik bir yöntemle hazırlanması. Tağman için zaman çok değerli. Ben sabah çok acele, geç kalmışım. Omlet yapmaya vaktim yok. Protein ihtiyacımı ve tatlı ihtiyacımı Tağman çilekli fit kolata sandviçle giderebiliyorum. Giderebilirsiniz. Ekmekleri bu arada hemen ters döndürüyorum şöyle. Ve gördüğünüz gibi bu tarafı zaten gayet güzel kızarmış bir duruma geldi, çıtır çıtır bakın. Vücudu ilk öğünde güzel bir zıplatıp bir jump start dediğimiz jump start. Jump start'ın Türkçesini bilmiyorum. Bilmiyorum ne yapayım yani jump start. Hani şu jumper cable'lar vardır ya, arabanın aküsü bittiği zaman öbür arabadan destek alırsın. Oradan yola çıkılarak kullanılmış bir phrase'dir jump start. Okey, bu da vücudun jump start işte. Bu tarz çilek ve hızlı kana karışıp bir an önce kan şekerini belli bir oranda yükseltip seni güne hazırlayan güzel bir kickstart. Aa, kickstart bir tane daha. Bunlar böyle çıkıyor ağzına abi, kusura bakma. Yani ne yapabilirim? Ama Türkçesi gelince de onu da söylüyorum. Burada önemli olan bir şeyler anlatabilmek, hayatımı paylaşabilmek. Bırak kickstart'ı, jumpstart'ı. Whey protein zararlı mı? Abi whey protein dünyada her şeyi fazla yesen zararlı. Su bile dünyanın en masum içeceği, fazla tüketirsen zararlı. Ben vücudu aç bırakmaktansa öğün alternatiflerini araya sokup vücuduma ihtiyacı olanı verip gene hayat rutinime devam etmeyi tercih ederim. Çünkü bu mutfakta önemli olan pratiklik. Ve 4 ne, 1 ye, neyi, ne zaman, niçin, ne kadar yiyorsun. Burası için yokuz, burası için varız. Okay. Think outside the box. Ve şimdi işin güzel kısmına geldik. Bu birazcık beklettiğimiz için tam böyle sürülebilir bir forma geldi gördüğünüz gibi. Bakın. Yani tam abi şu. Muhteşem. Çileği sırf bunun içine atıp da bunu yiyebiliyorsun. Bundan sonra çilekli fit kolata muhallebisi. Bitti. Tabii bunu bu şekilde sürmek çok zor. O yüzden ben kaşıkla bunun üzerine koyup. Fit kolata abi. Tağman fit kolatası.
Abi ben bunun sayesinde çikolata hissimi bastırıyorum. Yoksa ben de insanım, benim de canım çekiyor, çekmiyor değil ama birileri diğerlerinden farklı olmak zorunda ki farklı şeyler yapsın, farklı şeyler ortaya koysun. Çikolatayı ben saf yediğim zaman sugar crush abi, sugar crush. Ne demek sugar crush? Yani şeker, kan şekerini seni öyle bir yükseltiyor ki ondan sonra pat diye düşürüyor. Sen böyle mayışıp kalıyorsun. Çikolatayı protein içerikli bir kaynaktan yaptığın zaman olay çözülmüş oluyor. Bu sandviçi yeme de yanında yat tabirini kullanabilirim.